176. sayfa. 4x eşittir 7y ve x artı y eşittir 583 olduğuna göre x değerini bulunuz denmiş. X 7 kat, y de 4 kat olarak alınmalı. Topladığımızda 11 kat olur. 11 kat 583'müş. 583'ü 11'e bölerek 1 katı bulalım. 5 kere 11, 55. Çıkardığımızda 3 olur. Diğer 3'ü indirelim. 33'ün içerisinde 11 3 keredir. Evet. 1 kat 53'müş. X 7 kattı. O halde 53 ile 7'yi çarparsak x'i 371 olarak buluruz. 2. A bölü B eşittir. C bölü D eşittir. E bölü F eşittir. 1 bölü 2 ise A çarpı D çarpı E bölü B çarpı C çarpı F değerini bulunuz. Buradan A'ya, C'ye, E'ye 1 kat ya da 1 diyebiliriz. B'ye, D'ye ve F'ye de arkadaşlar 2 kat ya da 2 diyebiliriz. Çünkü kat dersek katlar yine sadeleşecektir. A'ya 1 dedik, D'ye 2 dedik, E'ye 1 dedik, B'ye 2 dedik, C'ye 1 dedik, F'ye de 2 dedik. Yukarısı 2, aşağısı ise 4 olur. Sadeleştirdiğimizde işlemin sonucunu 1 bölü 2 olarak buluruz. 3. Olduğuna göre y bölü z oranını bulunuz denmiş. X artı y'ye 3 kat, z eksi y'ye 7 kat ve x eksi z'ye 8 kat diyelim. Bunları taraf tarafa toplarsak y'ler ve z'ler gider. 2x'i 18 katı olarak buluruz. X de 9 katmış. Şimdi x'i bulduk. X 9 katsa x de y'nin toplamı 3 kattı. O halde y eksi 6 kat demektir. Z eksi y 7 kattı. O halde z de 1 kat demektir. Şimdi y bölü z sorulmuş. Eksi 6 katı 1 kata bölersek eksi 6 olarak buluruz. 4. Olduğuna göre c değerini bulunuz denmiş. Burada a'ya ve c'ye 5 kat, b'ye ve d'ye 1 kat diyebiliriz. Şurada yerine yazalım. 5a, a'ya 5 kat dediğimiz için 25 kat olur. Artı 16 bölü 5b, burası 5 kat olur. Artı 4d. Burası da 4 kat olur. Eşittir 5. Şimdi 25 kat artı 16 bölü 9 kat oldu. Eşittir 5. İçler dışlar çarpımı yapalım. 25 kat artı 16 eşittir 45 kat oldu. 25 kat sağ tarafa geçince eksi olarak geçer. 20 kat eşittir 16 olur. Buradan 1 katı 16 bölü 20 yani 4 bölü 5 olarak buluruz. Bize c değeri sorulmuş. C 5 kattı. O zaman 5 çarpı 4 bölü 5'ten 5'ler sadeleşir. C'yi 4 olarak buluruz. 5. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri sırasıyla 7, 6 ve 5 ile doğru orantılı olduğuna göre üçgenin her bir iç açısının ölçüsünü bulunuz. Şimdi iç açılarının ölçüleri toplamı 180'dir. 7 ile orantılı olana 7 kat diyelim. 6 ile orantılı olana 6 kat. 5 ile orantılı olana da 5 kat diyelim. Eşittir 180 olacak. Şimdi 7 kat, 6 kat ve 5 katı topladığımızda 18 kat olur. 18 kat eşittir 180 ise 1 katı 10 olarak buluruz. O zaman bu üçgenin açıları 7 ile orantılı olan 70 olacak. 6 ile orantılı olan 60. 5 ile orantılı olan da 50 derece olacak. 6. A, B ve C maddelerinden sırasıyla 3, 4 ve 24 sayıları ile ters orantılı olacak biçimde karıştırılıp elde edilen 495 gramlık karışımdaki B maddesinin miktarını bulunuz. Şimdi bunlar sırasıyla 3, 4 ve 24 ile ters orantılıymış. O zaman A çarpı 3 eşittir 1 katsa buradan A'yı 1 kat bölü 3 olarak yazarız. B 4 ile ters orantılıymış. O zaman B çarpı 4 eşittir 1 katsa B'yi 1 kat bölü 4 olarak yazarız. C de 24 ile ters orantılıymış. C çarpı 24 eşittir 1 katsa buradan C'yi
1 kat bölü 24 olarak buluruz. Bu üçünün toplamı 495 grammış. Bunu 8 ile, bunu da 6 ile genişletelim. O zaman 8 kat artı 6 kat artı 1 kat bölü 24 eşittir 495 oldu. 8 kat, 6 kat ve 1 katı toplarsak 15 kat olur. 15 kat bölü 24 eşittir 495. 495'i 15'e bölersek 33 olur. 33'te de 24'ü çarparsak 1 katı 792 olarak buluruz. Bize B maddesi sorulmuş. B maddesi K bölü 4'tü. O zaman 792'yi 4'e böleriz. 792'yi 4'e böldüğümüzde B maddesinin miktarını 198 gram olarak buluruz. 7. A artı 1 ile B eksi 3 sayıları doğru orantılıdır. A eşittir 8 iken B eşittir 6 olduğuna göre A eşittir 14 iken B'nin alacağı değeri bulunuz. Şimdi doğru orantılı çokluklar bölü şeklinde yazılırlar. A artı 1 ile B eksi 3 doğru orantılıysa o zaman A artı 1 bölü B eksi 3 eşittir K'dir. Buradaki orantı sabiti. Şimdi A 8 iken B 6 oluyormuş. A yerine 8, B yerine de 6 yazıp K'yi bulalım. 8 ile 1'i topladığımızda 9 olur. 6'dan da 3'ü çıkardığımızda 3 olur. 9'u 3'e böldüğümüzde de 3 buluruz. Demek ki K 3'müş. Şimdi A 14 iken B'nin alacağı değeri bulacağız. A yerine 14 yazalım. 14 artı 1 bölü B eksi 3 eşittir K. K'yi de zaten 3 bulmuştuk. Buradan B'yi bulacağız. 14 bir daha 15 olur. 3 ile de B eksi 3'ü çarpalım. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3 ile 15 sadeleşir. Burası 5 olur. B eksi 3 5 ise B de 8'e eşittir. 8. X eksi 1 ile Y artı 2 ters orantılı. X eksi 1 ile Z doğru orantılıdır. X eşittir 4, Y eşittir 4 iken Z eşittir 9 ise X eşittir 9, Z eşittir 8 iken Y'nin alacağı değerleri bulunuz denmiş. Şimdi X eksi 1, Y artı 2 ile ters orantılıymış. Ters orantılı çokluklar çarpılır. Ve X eksi 1, Z ile doğru orantılıymış. Doğru orantılı çokluklar da bölünür. Bu şekilde yazacağız ve K'ye eşit. K orantı sabiti. Şimdi X 4 iken Y 4 iken Z 9'muş. Yerine yazalım. X yerine 4 yazarız. 4 eksi 1 3 olur. Y yerine 4 yazarız. 4 artı 2 6 olur. Z yerine de 9 yazarız. Evet, 3 kere 6 18. 18'i 9'a böldüğümüzde orantı sabitini 2 buluruz. K 2'dir. Şimdi şuradaki değerleri yazıp Y'yi bulalım. X yerine 9 yazalım. 9 eksi 1 8 olur. Y artı 2. Z yerine de 8 yazacağız. Eşittir K. K'yi 2 bulmuştuk. Şuradaki 8'ler gider. Y artı 2 eşittir 2 ise Y de 0 olarak bulunur. 9. A artı B bölü A eksi B eşittir 9 bölü 5 olduğuna göre A artı B bölü A artı 2B ifadesinin değerini bulunuz denmiş. Şimdi şurada içler dışlar çarpımı yapalım. 5A artı 5B eşittir 9A eksi 9B. Şimdi buradaki eksi 9B'yi sol tarafa, 5A'yı da sağ tarafa geçirdiğimizde 14B eşittir 4A olur. Sadeleştirdiğimizde 7B eşittir 2A olur. Buradan A 7 kat, B de 2 kat olarak alınabilir. Şimdi A artı B bölü A artı 2B'yi bulalım. A yerine 7 kat yazalım. B yerine 2 kat. Evet, 7 kat artı 2B ise 4 kat olur. Yukarısı 9 kat yapar. Aşağısı da 11 kat olur. Katlar sadeleştiğinde işlemin sonucunu 9 bölü 11 olarak buluruz. 10. 286 tane bilye 2 ve 3 ile doğru, 5 ile ters orantılı olacak biçimde 3 arkadaş arasında bölüştürülüyor. Buna göre her bir arkadaşa kaçar tane bilye düştüğünü bulunuz. 2 ile doğru orantılı olan 2 katı alsın, 3 ile doğru orantılı olan 3 katı alsın, 5 ile ters orantılı olansa k bölü 5 bilye alsın. Üçünün toplamı 286 olur. Şimdi burası 5 kat olur. Burası da 1 kat bölü 5 eşittir 286.
Şimdi şuradaki işlemi yaptığımızda 5 kere 5 25 kat, 1 kat daha 26 kat bölü 5 eşittir 286. 286 ile 26 sadeleşir, 11 olur. 11 ile de 5'i çarparsak 1 katı 55 buluruz. O zaman 2 ile doğru orantılı olan 2 çarpı 55 110 bilye alır. 3 ile doğru orantılı olan 3 çarpı 55 165 bilye alır. 5 ile ters orantılı olan 55 bölü 5 11 tane bilye alır. Her bir arkadaşa düşen bilye sayısı bu şekildedir. 11. Un, yağ ve şeker ağırlık bakımından sırasıyla 7, 4 ve 3 ile doğru orantılı olacak biçimde karıştırılarak 5600 gram pasta hamuru yapılmak istenmektedir. Buna göre bu pasta hamurunda kaç kilogram un kullanıldığını bulunuz. Evet. Un 7 kat olsun. Yağ 4 kat. Ve şeker 3 kat. Eşittir 5600. 7 kat, 4 kat ve 3 katı topladığımızda 14 kat olur. 14 kat eşittir 5600. Şimdi 5600'ü 14'e bölelim. 56 14'ün 4 katı olduğu için 1 katı 400 olarak buluruz. Bize un sorulmuş. Un 7 kattı. O zaman 7 ile 400'ü çarptığımızda da 2800 gram olarak sorunun cevabını buluruz.